olunca Cihat Alp'tan zaten ortaya atılan bir takım iddialar söz konusu. Evet, CHP içerisinde Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu sürekli CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkanlığı'nın dışında zikredilmesi gereken isimlermiş gibi duruyor. Hep böyle bir şey var. Bütün bunları tabii konuşacağız. Gerçekten yani neyi düşünmemiz lazım bundan sonrası için? Acaba önümüzde billurlaşabilecek bir takım olasılıklar var mı? Bunları konuşacağız Sayın Eren Aksoyoğlu'yla, siyaset bilimci ve siyasal iletişim danışmanı. Günaydın. Günaydın, selamlar. Evet, ne diyorsunuz? Yani bugünlerde hem tabii ya partiler bazında hem de bütün genel siyaseti düşünecek olursak yaz aylarına girdik ama şey yok galiba, değil mi? Yani hala bir hareketlilik var ve belki dönüşte Eylül'de falan ne bekliyor Türkiye'yi siyasi arenayı değerlendirdiğimiz zaman? Şu izninizle kamu araştırmasından başlayayım. Asıl'ın yaptı az önce ekrana verdiniz. Bu enteresan, şu yüzden enteresan. Çünkü oradaki negatif, eğer bütün seçmenler arasında CHP'nin ülkeyi yönetmesini ister misiniz görüntüsüne %48 çok büyük bir rakam. Çünkü hatırlayalım, Adalet ve Kalkınma Partisi bu sonuca, yani %48 negatif sonucuna 2009'da gelmişti. Yani Evet. iktidarı başladıktan 7 yıl sonra. Artık toplumun %48 kadarı, %50 kadarı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ülkeyi yönetmesini istemiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi ise daha iktidara gelmeden böyle bir sonuç var karşımızda. Bu bir anlamıyla tedirgin edici. Şunu da atlamamak gerekiyor. Kanaatimce her şeye rağmen Tayyip Erdoğan'ın retorik kabiliyeti bir şekilde sürüyor. Burası önemli çünkü o konuşmaya başladığında toplumun bir bölümü oradaki siyasi oda aşağı doğru çekmeye başlıyor. Zihninde algısını biraz daha aşağı çekmeye başlıyor. Böyle bir görüntü de var. Dolayısıyla biz zannederim bu yaz aylarında özellikle şu geçtiğimiz 15 günlük periyot içerisinde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bazı krizleri iletişim hatalarıyla beraber çok da yönetemediğini de görmüş olduk esasen. Peş peşe gelen, işte hemen aklımıza gelen birisi Sayın Özgür Özel'in ayağındaki kırığın işte bir vurulma sonucu olduğuna ilişkin birazdan magazinel ama aynı zamanda toplumun bir bölümünde ikna ettiği görülen o son derece anlamsız durumu çok bir iletişim açısından da organize edilememiş gibi görünüyor. Bu sadece yazın o tırnak içerisindeki tatil günlerinde ki süreç. Bir de bunun Eylül ayından sonra sizin söylediğiniz gibi daha da hızlanacağı süreçte var. Böyle bir ortam içerisinde kanaatimce bir kamp hazırlanır gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin hazırlanmasına da ihtiyaç var. Çünkü Eylül ayından, Eylül ve Ekim ayından itibaren, yani yeni dönemin başlamasıyla beraber Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimlerde kaybettiği o psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için özel bir çaba içerisine gireceği de gözlemleniyor. Çünkü bunun işaret fişi esasen Can Atalay'ın meclis görüşmesinde atılmıştı. Yani orada bir organizasyon olduğunu, işte hem sıradaki oturup yönetmesi gereken meclis başkanının CHP'li olduğundan ama hali hazırda oradaki AKP'li yöneticinin onun elinden o görevi aldığından, işte Ahmet Şık'ın konuşmasıyla beraber, meclis performansıyla beraber bir anda kürsünün önündeki yılmalar ve oradaki görüşmeyi kilitleme çabasından anlayabiliriz. Buna benzer pek çok gelişme peşi sıra gelecektir ki CHP'nin bir anlamıyla ters ayağın üzerine yakalandığı bir süreç de kendinden doğmuş olacak. Çünkü partinin içerisindeki bazı odaklar özellikle bu normalleşme yumuşama sürecinin esasen hiçbir dinamiğin olmadığının ya da siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir yeni kompozisyonu getirmeyeceğini, yeni pozisyonları açamayacağını sıklıkla söylüyor. Dolayısıyla oradaki gerilim hattının da artık yavaş yavaş oturmaya başladığı ve siyasetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki siyasetin aks değiştirebileceği yönünde bir kaygıyı da taşımak zorunda. Ben onunla beraber özellikle CHP içerisinde muhalefet dediğimiz kanadın yavaş yavaş hareketlenebileceğini de düşünüyorum. Yani birkaç derinme peş peşe gelecektir. Özellikle bu tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüşmesi ki bu Sayın Özgür Özel'in dilinin ucunda, yani o istediği takdirde olacak dönüşmesi durumunda artık biraz daha muhalefet hattının daha da hızlı ilerleyeceği ve hatta kanaatimce belirli aşamalarda o muhalefet hattı istemese dahi işte iletişim başkanlığının dahi sürecin içerisine girebileceğini de öngörmek gerekiyor.
bütün riskler şu anda sahada ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi açısından endişe verici bir kompozisyon doğabilir. Hı hı. Evet. Gerçekten ilginç bir tablo. Peki CHP içerisinde özel olarak alacak olursak şimdi ne gibi dinamikler var birbiriyle belki yarıştığı söylenebilen veya öne çıkmasını öngördüğünüz ve bir şey çizebiliyor muyuz? Yani bir senaryo olabilir mi? Neyi görebiliriz CHP'de? Ben bazı yorumların, kamuoyundaki yorumların abartılı olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle Kemal Bey'in genel başkanlığa yeniden dönmek gibi bir talebi olduğu yönündeki o beklentinin çok abartılı olduğunu düşünüyorum. Zannetmiyorum da. Hmm. Ama şu bir gerçeklik, orada 500'e yakın bir delege var ve bu delege çakılı şekilde, yani yarım bir kurultay yapıldığı takdirde çakılı bir şekilde Kemal Bey'in çevresinde ya da Kemal Bey'in işaret edeceği yönelimler içerisine girebileceğini düşünüyorum. Kaybetmeyi kimse talep etmez, kimse istemez. Kemal Bey'in de isteyeceğini zannetmiyorum. O yüzden ben iki aşamalı bir beklentisi olduğunu düşünüyorum Kemal Bey'in. Bunun bir takım maddi koşulları da esasen var. Birincisi ve belki daha önemlisi diğerine göre bir parti meclis seçimi yapılacak biliyorsunuz. O parti meclis seçiminde büyük ihtimalle bu 500'e yakın delege beraberinde işte bir 10-12 kadar belki 15 kadar parti meclisi üyesini listede sokmayı başarabilir. Dolayısıyla orada bir tırnak içerisinde gedik kaçmayı başarabilir. Bunun maddi koşulları var. İkincisi ve önemli bölümde şurası, Kemal Bey'in gözlemlemeye çalıştığı yer şurası. Kendisi aday olduğunda iktidar tarafından çok fazla operasyon yapıldığı için benzer bir operasyonun halihazırdaki adaylar olan, olası adaylar olan Ekrem Bey ve Mansur Bey için de yapılabileceği öngörüsünde bulunabiliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ekrem Bey bir siyasi dava sonucunda siyasen yasaklanabilir. Böyle bir risk var. Beraberinde Mansur Yavaş CHP'nin dinamikleri dışında hareket edebilir. Yani onu da gidiş edebilecek veya onu da bir şekilde arkasına bırakabilecek yeni bir süreci de başlatabilir eğer Ekrem Bey siyasi yasaklı hale gelirse. Böyle bir kompozisyonda ister istemez Kemal Bey bu iki adayın tırnak içerisinde diskalifiye edilmesi söz konusu olursa yeniden aday olması ihtimali üzerinde duruyor bir şekilde. Bunun olasılığını bir şekilde tartışıyor, düşünüyor veya bunun yollarını açmaya çalışıyor. Dediğim gibi bu iki maddenin de maddi karşılığı var. Bunlar olabilir. Bunlar olasılıklar. Dolayısıyla burayı gözlemlemeye çalışan, buna göre pozisyon almaya çalışan bir Kemal Bey var. Buna karşılık genel merkezin, özellikle Ekrem Bey kanadının zaten hali hazırda işte bir tüzük kurultayı olduğunda eğer CHP'nin üyeleri oy kullanır ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını tercih ederlerse o kişinin Ekrem Bey olacağını anlayabiliriz. Yani bu kaçınılmaz çok zor bir tablo. Zaten öyle olacaktır büyük ihtimalle. Dolayısıyla daha büyük bir tabanla, daha büyük bir destek, daha geniş bir CHP ile beraber o Cumhurbaşkanlığı adaylığını yürütmek önemli. Ben özellikle iki gün önce yapılan Kemal Bey, Ekrem Bey görüşmesinde biraz buna yoruyorum. Yani Ekrem Bey'in daha geniş bir alanı kaplamak, çalışmak için mücadele ettiğini de düşünüyorum. Bu da çok gerçekçi, çok ayakları üzerine basan bir kompozisyon. Buna karşılık Özgür Bey'in ise esasen bu iki kanadı da yani hem Kemal Bey'e hem Ekrem Bey'le beraber çalışabileceği geniş bir konsensüse ihtiyacı var. Zaman içerisinde bu ihtiyaç daha da belirgin hale gelecektir. Şu andaki hali hazırdaki CHP siyasetinin bir örnek vereyim bu aşamada. Gölge kabineden çok sıklıkla bahsedildi biliyorsunuz. Ama gölge kabinenin bir bölümü çok iyi çalışırken, kamuoyunun önünde çok iyi işler yaparken bir bölümü neredeyse görünmez hale geldiler. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisindeki bir değişiklik. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde işte partiye bir şekilde birikim sunmuş insanların parti meclisine girmesi Özgür Bey'in de elini rahatlatır. Yani o da daha iyi bir MYK ve daha iyi bir gölge kabine kadrosu yapabilir. Dolayısıyla böyle bir denklem varken ortada kanaatimce bu üç ismin bir şekilde birbirine yaklaşması, birbirine çalışmaya başlaması ve kamuoyundaki şu kavga görüntüsünün tersine çevrilmesi de CHP açısından ileri atılacak bir adım haline gelir. Ben onun izlerini görebiliyorum. Yani üç grupta birbirine yaklaşmak için özel bir çaba harcıyor. Ama özellikle liderler yani halihazırdaki CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun altındaki ekipler ister istemez büyük bir gerginliğin ortasına kaldı ve bir şekilde birbirini iyiliş etmek için uğraşıyor. Bu çabanın artık bir kenara bırakılması ihtiyaç var. Çünkü yarın Türkiye'de işte Cumhuriyet Halk Partisi'leri gelecekse veya bu isimlerden birisi Cumhurbaşkanlığı yapacaksa kaçınılmaz olarak diğer isimlere de ihtiyaçları var. Yani bu örneğin Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanı olduğu bir kompozisyonda Kemal Bey'den uzakta yapılamaz. Yani bir şekilde
onunla temas etmek, konuşmak ve onun birikimlerini bir şekilde kendi iktidarınıza yansıtmak zorundasınız o iktidarı tesis edebilmek için. Burada en avantajlı durumdaki kişi Tayyip Erdoğan, çünkü uzaktan izleyen ve gerekli hamleleri yapabilen üç lideri de benzer şekilde, ya da üç siyasetçi diyeyim özür dileyerek, üç siyasetçiyi de benzer şekilde zor durumda bırakabilecek pozisyonda bekliyor kendisi. İşte hatırlayalım, birkaç gün önce daha Kemal Bey'le görüşmek istediği yönünde bir beklenti de olduğunu anladık. Öyle bir durum da varmış esasen. Ve Tayyip Erdoğan'ın o beklentisi boşa çıkarmak için özel bir çaba göstermeye ihtiyaç var. CHP'nin öyle bir birikim var, CHP'nin öyle insanları da var. Umarım o çaba ortaya çıkar. Peki,